Arkadaşlar, rica edeceğim bundan sonra sıraların üstüne defter kitap koymayın. Daha yeni sildim. Kalkın siz oradan. Beni uyarmana gerek yok kardeş. Babam iflas ettiği zaman gelen hacizle bütün eşyamızı aldılar. Ders kitaplarımızı bile. Hatta gece yarısı ben ders çalışırken ellerimden çekip aldılar. O yüzden sıranın üstüne koyacak bir kitabım bile yok. Arkadaşlar inanmayacaksınız ama okulda sular kesik. Ne? Üf. Sular mı kesik? Hayır, olamaz. Peki ben şimdi öğle tatilinde neyle sileceğim okulun camlarını? Ve de haberiniz olsun, müdür Dilaver zavallı bir ceylanın sırtına taşıttırdığı suyla aküsünü doldurup bu okuldan gidecek. Hem de bizi susuz bırakacak. Ama ben kaç kez dedim. Ben böyle yerli müdürlerle olmaz. Böyle yerine ithal yabancı müdür getirtelim diye ama nerede? Dinleyen kim? Su yok. Tekrar silemem. Ben o kadar dedim ama, değil mi? Yerli sıralar yerine ithal, kir tutmayan sıralar alalım diye. Dinleyen kim? Ya Selim. Ayşegül, konuşturup beni lafa tutma. Bak şimdi seninle konuşurken biri sıranın üstüne bir şey koyacak. Aş, al işte bak. Kaldır. Kirlendi işte. Hey sen. Hey sen. Zavallı çocuk. Sana diyoruz lan, duymuyor musun? Babası iflas etmiş, peş parasız kalmış, her şeyini kaybetmiş zavallı çocuk. Kalk oradan, buraya biz oturacağız. Senin yerin burası değil ki. Sen git sınıfın arkasına çöm. Sen oraya layıksın, hadi yürü. Defol. Allah Allah. Kalk hadi, kalk kalk. Olsun. Bu tertemiz sıra da vatanımın toprağı. Sınıfın arka köşesi de vatanımın toprağı. Hadi hadi. Zaten biz çömmeye alışığız. Babam iflas ettiğinde eve gelen haciz iskemle tabure ne varsa aldı götürüverdi. O zamandan beri biz ailecenek çömerek yaşıyoruz. Hatta küçük kardeşim yere çömmesin diye önce ben çömüyorum, o da üstüme çömüyor. Evet patron. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bak, önce şahsi güvenlik. Sana ve bana yakın koruma görevi yapacak tam 50 tane kapı kulu askeri lazım. 50 tane kapı kulu askeri. Hadi, hadi göreyim seni. Yalnız patron, ben neredeyse 100 yıldır sihir falan yapmadım. Paslanmış olmayayım bak. Elim ayağım titriyor. Titremez titremez. Becerirsin, becerirsin. Beceririm değil mi? Becerirsin tabii. Yapacağım değil mi? Yaparsın. Tamam, becereceğim. Şimdi oluyor. Supi. Efendim abi. Ben senden ne istedim? 50 tane kapı kulu. Bunlar ne Supi? Ha? 50 tane kapı kulu. Öyle bakmayın dostlar. Acır gözlerle süzmeyin beni. Evet, belki param yok. Belki fakirim. Ama şerefim var. Bana yeter. Demek benle ilgilenmiyorsun. Bak şimdi nasıl bir anda senin ilgini çekiyorum. Tagar, bizim sırada oturmak ister misin? Ya öyle yerde oturma. Belki biraz sıkışırız ama benim için hiç problem değil. Rahatsız etmeyeyim. Aa yok, etmezsin etmezsin. Gel gel. Etmez değil mi Selim? Sıranın üstüne bir şey koymadığı sürece problem yok. Yani Toygar'ın burada oturması seni rahatsız etmez, öyle mi? Yok. Ay Selim'ciğim, o zaman ben bak ne diyeceğim. Şimdi siz orada öyle üç kişi sıkışmayın. Hem bak benim yanımda boş. Gel gel. Boş. Toygar ile Ayşegül'le rahat etsinler. Gel canım. Yok Tuğçe, böyle iyi, sağ ol. Aa! Ay aman Allah'ım. Ay bu sıramdaki toz lekesi nedir böyle? Ne? Toz mu? Koş koş. Ya. Nerede? Her yerde. Nerede? Her yerde. Bak şurada da. Şurada da. Bak bak, bir de burada var.
Sizin gibi yardımsever insanlar olduğu sürece biz fakirler hep hayata dört elle sarılıyoruz. Şurada da. Oo, çok güzel. Bak burada da. Evet, şimdi okulumuzdaki su problemiyle ilgili olarak iki ayrı gruba ikişer ikişer olarak ayrılacağız. Birinci ekip öğrencileri organize edecek. Öbürü su bulacak. Hulki Hoca, sence bu ikişer kişilik gruplara nasıl ayrılalım? Müdür Bey, ben düşündüm de... biz koçla bir grup olsak daha uygun olacak. Bence de doğrusu bu. Sevenleri ayırmayalım. Değil mi Melda Hocam? Aa, inanmıyorum. Kendime de höt dedim, inanamıyorum. Ne olacak benim bu halim? Ay Dilavercim, önce şu su problemini çözsek. Evet. Melda Hocam, önce bizi bir çözseniz. Ya pes yani Süpü. Ben sana 50 tane kapı kolu dedim. Sen bana 50 tane kapı kolu getirdin ya. Ya doğru diyorsun Doğran abi. Ben 100 yıldır kediyim. Sihir yapmaya yapmaya paslanmışım işte. Ne yapayım? Tamam tamam, uzatma. Kapı kulu askerlerinden vazgeçtim. Onun yerine 20 tane atlı süvari istiyorum öncü birlik olarak. 20 tane atlı süvari mi? Evet canım. Derhal ama. Tamam. Tamam Orhan abi. Bu sefer yüzünü kara çıkarmayacağım. Evet. Bak göreceksin. Dikkatle izle. Bak bak bak. Hemen yapıyorum. Süpü. Efendim abi. Ben ne istedim senden Süpü? 20 tane süvari. 20 tane süvari. Sen ne yaptın bana Süpü? Ne yapacağım? 20 tane sürahi. Yıkıl Süpü. Yıkıl. Dua edin beyler, Allah'tan adi bir yapıştırıcı kullanılmış da ayrıldınız. Yoksa sizi bu dünyada hiç kimse ayıramazdı. Neyse. O zaman Hulki bildiren var mı? Ah, olmaz mı Müdür Bey? Olmaz mı? Buyurun. Hop. Ver ver. Ver ver. Hop. Buyurun. Evet beyler. İlk iş. İkinizden biri çocuklara dikkat etmeleri gereken konular hususunda bir metin kaleme alacak ve bunu öğrencilere okuyacak. Evet, ve bunun kim olacağına yazı turayla karar vereceğiz. Yazı gelirse Koç, tura gelirse Melda Hoca. Müdür Bey, ben. Koç, hemen gidip konuşmayı hazırla. Derhal Müdür Bey. Müdür Bey, ben. Melda Hocam, sen de ilçe eğitim müdürünü ara. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.